Adalet ülkemizi bir adım öteye taşıyacak en önemli unsurların başında gelen logomuzu sizlere tanıtmak ve duygularını paylaşmak üzere U16 milli takım oyuncusu Gökhan Sürücü'yü sahneye davet ediyorum lütfen. Merhaba, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adım Gökhan Sürücü, 15 yaşındayım. U16 milli takımda orta saha oynuyorum. Ben de herkes gibi geçen seneki şampiyonayı izledim ve Türkiye'nin yarı finale kalmasında büyük sevinç yaşadım. En büyük hayalim Euro 2016'nın Türkiye'de olması ve o kupayı kaldıran oyuncular arasında yer almak. Eğer Euro 2016 Türkiye'de olursa bizler ve futbol adına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu anı benimle paylaşan Sayın Bakanım ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Şimdi büyük an geldi ve Euro 2016 aday logomuzu sizlerle paylaşıyorum. İçinde barındıran ve onların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Ebru sanatının güzelliğini, Ebru sanatının büyüleyici simgesi lalenin benzersiz ve farklı kullanımını, futbolun vazgeçilmezi meşin yuvarlağı ve onun dinamizmini, futbolu futbol yapan şeyi, golü, topun ağlarla buluştuğu andaki coşkuyu, Türkiye'nin 8 aday şehrini, bu organizasyona ev sahipliği yapmak için var olan 8 nedenimizi, kısacası 8 rengimizi aldık ve logomuzu yarattık. Türkiye UEFA Euro 2016 adayı, göster kendini Türkiye. Türk futbolunun uluslararası alandaki en önemli projesi olduğuna inandığımız Euro 2016 adaylığı lansman toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Şubat ayındaki resmi başvurumuz ile başlayan zorlu süreçte 10 aydır yoğun bir çaba içerisindeyiz. 20 Mayıs'taki UEFA Kupası finalini de başarıyla düzenleyen hazırlık ekibimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden zorlu ve tecrübeli rakiplerimizin bulunduğu bu süreçte motivasyonumuzu dorukta tutan belli başlı dönüm noktalarını geçtik. Türkiye'de düzenlenen her bir dev spor organizasyonu bizler için çok değerli ve önemli bir referans. Biz Euro 2016'ya Türk futbolu olarak değil, Türk sporu olarak adayız. Sonuç olarak Türkiye 2016 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeyi her şeyden çok istiyor. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun dilekleriyle saygılarımı sunuyorum. Logoya baktık. Çok güzel hazırlanmış. Logo bizim tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı sporla birleştirmiş. Gerçekten kutluyorum ben bu sanatçı kardeşimiz kimse ve bu seçimi yapan arkadaşları. Gerçekten son derece güzel bir seçim olmuş. Geçmişle bugünü, tarihle kültürü, sanatı ve sporu birleştirmiş. İlgili bakanlarımız destek mektuplarını yazdılar. Muhalefetimiz bugünlerde verecek. İlgili belediye başkanlarımız zaten arkadaşlarımız takip ediyorlar. O bakımdan bundan sonraki sürecin yalnızca Futbol Federasyonumuzun destekleyeceği, yürüteceği bir süreç olmadığını burada söylemek isterim. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, hükümet, devlet, bürokrasi ve medya bir takım ruhu oluşturursak biz bunu başarırız.